one thing, Jake, that you will look after them all. I promise. There's a new world coming. My dad said that everything had already been discovered. Not everything, Jake. Merhaba arkadaşlar, Bay Xavier'in yetenekli çocuklar için kurduğu okulu. <gülüyor> <gülüyor> Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Yani? Ee, Bayan Peregrine'in e, tuhaf, tuhaf Çocukları filminin incelemesiyle karşınızdayız. Benim dediğimle benim şey deyimimle XR1'in <laughs> çakma okulu. <laughs> Bana göre de Tim Burton'un çakma okulu. <laughs> ya sonuçta ama şey yazmış ya hani başkası yazıyor sonuçta Tim Burton'un değil ya o yüzden Tim Burton'a çok fazla bok atmayacağım. Ama X-Men yok. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne düşünüyorsun? Şimdi filmden çıktığımızda eline <laughs> eleştirecek ne ölecek bir şey var demiştin sen. Ben sonradan buldum. Sen <laughs> ne ol. <laughs> ben filmi genel anlamda beğendim. Ya, klasik bir Tim Burton filmiydi. Ve e, sanki e, Ransom Riggs'in kitabı değil de Tim Burton'un ya da Ransom Riggs'in Tim Burton için yazmış olduğu bir hikaye gibi değil mi sanki? Hani tam Tim Burton'lık bir hikaye bu. Ve bence çok da güzel uyarlamış. Yani e, mesela işte yine klasik böyle hani korkunç olaylar, hani korkunç görsellerin böyle güzel yanlarını göstermeye çalışıyor böyle. işte, e, işte deniz altına girmeleri, oradaki işte korkunç bir ortam aslında iskeletlerin falan olması orada ama onu böyle güzel gösteriyor falan. Yani görseller e, çok güzeldi filmde. Hikayesi de hoştu. Karakterleri çok güzel tanıttı hikaye boyunca. Ben katılmıyorum sana orada. Karakterleri tanıtması konusunda mı? Neden? İki tanesinin özelliği filmin en sonunda görüyoruz. Evet, onun nesi kötü? Tanıttı diyorsun, tanıtmadı. O çocuklar kim bilmiyoruz, film, sadece isimlerini biliyoruz. Film boyunca diyorum zaten ve bence onları hepsini bir anda ilk bence başta göstermemeleri. Bence hiç, hiçbirisinin bir, bir tanesinin bile hikayesi, sadece bir tanesinin hikayesi var filmde. Ya şöyle demek istedim ben. Yani e, ee, ilk başta göstermiyor hepsini evet ama bence o güzel olmuş. İlk başta da hiçbirinin aslında hikayesini söylemiyor bir tanesi hariç. Hikayesini demiyorum özelliklerini diyorum ben. Peki. <laughs> yani e, hepsini ilk başta gösterseymiş de güzel olmaz mı bence hani. Olmazmış konak konuş <laughs> Hepsini ilk başta gösterseymiş o heyecanı yitirirmiş bence. Mesela o bahsettiğimiz şeylerin sonunda göstermeleri bence hoş olmuş. Hani a bunların da hep gibi bir özelliği varmış gibi. <laughs> Peki. Yani son, ama sonuçta yani o çocuğun e, hani macerasını izliyoruz ya. Sonuçta o çocuk bir noktada sormuş. Zaten filmin yarısı çocuğun sorularıyla geçiyor. Hani o sorulardan bir tanesi de bunların işine olması lazımdı. Ha. Anlatabiliyor belki, belki o biliyordur ama hani hikayede bize gösterilen... Ha, belki değil. dedesi anlatmıştır Hı -hı. da. Abi, ço çocuk ço sürekli soru soruyor ya ilk yarısı boyunca filmin. Bu ne? O ne? Ne yaptı? Dedem nerede? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> yani o sorulardan bir tanesinde de bunun cevabını bulmak isterdim. Ne yapıyorsun sen filan? Sizin özelliğin ne? Ne yaptın? Yani e, o sorulardan bir tanesinde... yani Anlatmak istediğim şey, şimdi bu devam filmleri olacak eğer gişede batmazsa. Çünkü bu ilk kitabı, bu arada size bunu hediye ediyoruz Twitter'dan. Sonunda nasıl olacağını söyleyeceğim. Bu ilk kitabı, bunun devam filmleri olacak ama biz karakterlerin hiçbirini tanımıyoruz. Anlatabildim mi? Yani tek film gibi düşünüp yapılmış bir şey ama devam filmleri gelecek. Yani sen karakterlerin kendi hikayelerine bize tanıtılmadı diyorsun. Evet, evet. Hmm. ama onu da sığdıra filme nasıl sığdıracaklardı bir de o açıdan bak. Hikaye o kadar iyi. Hikay Hepsinin hikayesini tek tek şey yapsalardı. Yani ona gerek var mıydı sence bu filmde? Eğer devam filmleri düşünüyorlarsa bence gerek vardı. Ama devam filmi düşünmüyorlarsa bir kere yaptık bittiyse bu gerek yok. Devam filminde anlatılır hikayeleri. <laughs> He, 10 tane karakterimiz var. Her... İlk filmde hiç anlatmıyoruz. Devamında belki. İşte ama o açıdan bakma yani bu ilk film ve bu ilk filmdeki hikaye yoğunlaşıldı. Ne işte? E, çocuğun e, büyük babasıyla e, işte o bilme hakkında bilmedikleri bir şeyler öğreniyor hmm. falan filan. Bunlara yoğunlaşıldı. E, filmin Tim Burton filmi olduğunu zaten başta söyledik. E, net olarak söylemesek de. Hani Tim Burton'dan bahsettik ama bu filmin yönetmeni o diye söylemedik ya. E, Tim Burton'un filmi bu. Ve şey Jane Goldman e, senaryosunu yazıyor. Ransom Riggs'in romanından. E, Jane Goldman'ı X-Men serisinden e, Kingsman 1'den ve şimdi Kingsman 2'den hatırlayabilirsiniz. E, hatırlayamazsınız çünkü daha vizyona girmedi o. Ama işte <laughs> onu da göreceksiniz. o, o anlamda söylüyorum. Fena hani işler çıkartan bir kadın değil, ee, Tim Burton için de fena işler çıkartmayan bir yönetmen değil mi? Çünkü yani Tim Burton benim için şey, e, arada çok güzel işler çıkartan ama normalde sanki öyle değilmiş gibi hissettiğim bir insan. Yani çok şanslıymış sanki o filmlerde gibi hissediyorum, Big hmm. Fish'te filan. Yani tarzıyla mı alakalı diyorsun? Buna? Bilmiyorum ya çok sıradan gelmiyor mu artık? Hani Tim Burton filmi dediğinde bunu beklemiyor musun zaten? Evet. Ama bu standardının aslında iyi filmlerinin çok altında değil mi? Ya mesela bir Big Fish'le karşılaştırdığında bunu bu şöyle yani kitaptan gözüküyor. Ama, ama. <laughs> yani çok altta bence. Ee, ama yine de işte sıradan bir film ya. Oyunculuklardan biraz bahsedersek, şey Eve Eve Green harikaydı. Evet, harikaydı. Ee, yani keşke daha fazla olsaydı dedirtti film bittiğinde. Hı -hı. Yani inanılmazdı ya. Evet. Yani kamera ona döndüğünde seni içine çekiyor yani Eve Green. 2 ee, Canlandıran işte Asa Butterfield hakkında aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Mhm. Hı -hı. Ee, Özellikle bir sahnede, şey şu denizin altında geçen sahnede beni ya sanki böyle o, o gün hiç işe gitmemek istemiş <laughs> of neden buraya geldik gibi hissettirdi. Yani şeydi, hani diğer filmin diğer sahnelerinde çok rahatsız etmiyor. Ama bazen öyle bir düşüyor ki hani of, diğer işte içime sinmedi. <gülüyor> <gülüyor> diğer şey çocuklar nasıldı sence? Sıradandı yani hani öyle çok parlak bir performansı hiçbirini evet, yoktu zaten bence. Zaten çok fazla şeyleri de yoktu yani. Evet. evet. E, diyalogları yoktu çocukların. Evet. Ara yani sıra çocukları çok... neredeyse hiç tanımıyoruz Hı -hı. dediğim gibi. Bir bir şey benim kafama takıldı. Şu güçlü olan çocuk var ya. Evet. Küçük çocuk. Evet. Çok tatlı değil mi? <laughs> tatlı, çok güçlü. Orası ayrı. Ama diğer çocuklar güçlü değil. Bunda hemfikir miyiz? Ne diyeceğini biliyorum ve aynısını ben düşündüm galiba. Devam et. Şimdi bu e, işte e, varlıkları canlandırabilen bir çocuk var. Hı hı. O çocuk duruyor fotoğrafta. Sırtında bu küçük çocuk oturuyor. O küçük çocuğun elinde de kocaman bir kaya var. Hı hı. Küçük çocuğun o kayayı taşıyabildiğini ha. biliyoruz. Ama altındaki adam onu nasıl taşıyor? <laughs> Yok onu demeyecektim. <laughs> Mantıklı o, değil o mi? O fotoğrafı ben görmedim. Hangi fotoğrafı kastediyorsun? Şey, o şey fotoğrafları vardı ya. E, yani söyleyemiyorum Hı. da. Yani fotoğraflarda Hı. yani <laughs> çok saçmaydı ya. Onu gördüğümde nasıl Nasıl yani? <laughs> o küçük çocukla ilgili benim şu dikkatimi çekti. E, şimdi hangi objeler olduğunu söylemiyorum ama bir sahnede e, bir objeyi böyle hani hafif zorlanıyormuş gibi ittiriyor. Adam bayağı bir süre geçiyor, farklı bir sahnede ondan çok daha ağır bir objeyi aynı şeyde yapıyor hani aynı zor hafif zorlukta. Belki işte başlangıç önemlidir. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne bileyim. <laughs> yani orada bir tuhaflık vardı bence. Ya işte, ya şimdi ben bu kitabın hedef kitlesini tam olarak bilmiyorum açıkçası. Hmm. Ha, hani. Bu kitabın hedef kitlesi Bence daha bu ayrımı yap, yaşayamamış, yapamayacak olan çocuklar mı? Hani bu mantıksızlıkları göremeyecek olan çocuklar mı? Yoksa e, hem çocuklar hem hani Harry Potter gibi. Young adult bence. Hani gençlere daha Harry o Potter gibi. Yani gibi. o zaman çok sıradan bir hikaye değil mi? Yok bence güzel yani. Yani onun yerine x izlerim. Ama sen izlersin. Ben X Men yerine bunu izlerim. O kadar diyorsun. Evet. Neyse. E, <laughs> Hollywood'un bestenecisinden bir tanesi Samuel L. Jackson var tabii ki. Samu Samuel Samuel, <laughs> Samuel L. Jackson'ın uzun zamandır gördüğüm en iyi performanslarından bir tanesiydi benim için. <laughs> e, makyajı işte, ya yani ona çok uymuş. Ee, o abartılı oyunculuğuna Samuel L. Jackson'ın çok uymuş bir karakter. Ee, dolayısıyla onu da beğendim ben. Jake'in babasını oynayan Chris O'Dowd vardı. Ben onu çok severim. Ee, bu filmde de rolünü gerçekleştirmiş. Yani kötü bir babayı çok güzel canlandırmış. <laughs> ee, onu çok yani onu gördüğümde çok sevindim ben. Bilmiyordum bu filmde olduğunu. <laughs> onu gördüğümde bir sevindim. Ya ama genel olarak filmde benim için bir şeyler eksikti. Yani sürekli mesela işte bir sahne sonrasını tahmin edebiliyordum filmde. Sürekli bir sahne sonrasını tahmin edebiliyordum. Yani Türk dizisi izlemek gibiydi. <laughs> ne olacağını tahmin edebiliyordum şey boyunca. Dolayısıyla bu benim heyecanımı biraz azalttı izlerken. Ama onda bence şöyle bir şey var. Ee, bence bu film e, bir sonraki sahnedeki merakı arttırmaktan çok o sahnedeki etkileyiciliği arttırmaya... Amaçlayan bir filmdi. Yani o sahnede o, ki görselleri, bence. E, karakterleri. O, bu sende işe yarıyor ama bende işe yaramıyor. Neyi kastediyorsun ediyorsun? E, görseller benim için önemli değil o kadar. Hmm. Yani benim için hikaye daha şey önemli. Şey de mi önemli değil mesela işte o karakterlerin, ne bileyim o karakterlerin farklı yönlerini görmek, onun nasıl diyeyim, onun bize sergilenmesi. Ama neden gösteriyor işte veya neden göstermiyor bazılarını? Neden onları bilmiyorum yani anlatabiliyor muyum yani o sadece yüzde yirmisi belki hı hı. Hı hı. ama genel hikaye aksadığında hani aksadığında demeyeyim aksamıyor ama çok basit kaldığında işte o şey olmuyor benim he heyecan tutamıyor yani her böyle filmde şey olması gereken yerleri hani cliffhanger denir böyle hani tansiyonu arttırması gereken şeyler... Arttırmıyor çünkü Hı -hı. bir sonrakinde ne olacağınıdan evet. eminsin yani. Hı -hı. Ona katılıyorum. Tanışan böyle olacak. Arttırmıyor film. Böyle evet. olacak. Böyle olacak. Yani başından sonuna kadar bir önceki sahnede tahmin edemediğim bir şey olmadı Hı -hı. film boyunca. De benim sıkıntım buydu. Ee, yani mesela işte filmden sonra kuzenim işte Gökayla Game of Thrones videolarımızdan hatırlıyorsunuzdur. Ona sordum kitabı. O da kitabın da böyle olduğunu söyledi. Dolayısıyla hani burada belki uyarlarken başka bir şey yapmak gerekiyor. Eğer bu filmler devam edecekse artık bu film için bir şey söz konusu değil hani geriye dönük bir şey yapmak. Ama eğer bu seri devam edecekse böyle devam edemez. Yani şey gibi olur. Tim Burton'ın yine Alice in Wonderland'ın ikinci Hı -hı. filmi gibi olur. Batarya yani. Dolayısıyla bence hani bu film izlenmelik fena değildi ama bir film daha yapacaklarsa bu mantıkla yürümez. Sadece gösterelim. Hu, hu işte çocuklar şöyle yapıyor filan. O o iş olmaz bence. Evet kaç puan veriyorsun? Verdim mi onu? Ee, ben bu filme 10 <laughs> <ım, on> üzerinden <laughs> şimdi ben çok şey çok övmüşüm gibi göründü de şeye katılıyorum. E, heyecanı arttırmaması konusuna. Hani Onlarmıyor. daha ne? 10 vermiyor dedim. Yok. <laughs> e, 10 üzerinden 6 veriyorum. Nasıl bu kadar düşük ya? Düşük değil bence. Senin skalan düşük bence. <laughs> Yok 10 üzerinden 6. Ben de 10 üzerinden 6 veriyorum o yüzden şaşırdım. Ha. De. Yani ben sıradan bir filmdi. İzlenebilecek bir filmdi. Hani Tim Burton'ın e, kötü filmlerin yani insanların kötü dediği e, filmlerini bile beğeniyorsanız bunu da çok rahatlıkla beğenirsiniz. Dolayısıyla o zaman gitmenizi tavsiye ediyorum. Ama onun dışında hani kitabı şey okuyanlar olduk. mutlaka gidebilir. Kötü filmleri seviyorsanız gitmenizi tavsiye Hayır, ediyorum. Tim kötü insanların kötü dediği filmlerini ha. bile beğendiyseniz diyorum. Yoksa kötü filmler seviyorsanız <laughs> demiyorum. Yani şey işte bir tarafta big fish'ler var diğer tarafta Alice in Wonderland'in ikinci filmi var. Hı, hı. İşte Alice in Wonderland'in ikinci filmini beğendiyseniz işte belki benim için şahsen Willy Wonka'yı beğendiyseniz hı hı. bunu da beğenebilirsiniz. Bizim yorumlarımız bu kadardı. Ee, bu kitabı, bu filmin uyarlandığı kitabı kazanmak istiyorsanız aşağıda bir link var açıklamaların ilk sırasında. O tweet'i retweetlerseniz ve Twitter'da bizi takip ederseniz Cuma günü saat 16'ya kadar bu kitabı kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Kaçırmayın. Evet. Videomuzu beğendiyseniz beğenip paylaşarak bize destek olmayı beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basmayı unutmayın. Mutlaka filmi izledikten sonra veya izlemeden önce fikirlerinizi bizimle aşağıda yorumlarda paylaşın. Ayrıca ilk defa kanalımıza giriyorsanız bu video videolarımızdan bir tanesini izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Neden ikinci defa izliyorsanız hala abone değilsiniz bilmiyorum. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ben Berkün. Ben Selen Yanar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Biraz erken yaptın ama. Neyse. Ne? Görüşürüz.